Bazılarınız için Residence'da yaşamak, AVM'de yaşamak gibi akvaryumda yaşıyormuş hissiyatı verebilir size. Ama bazılarınız için ise farklı bir deneyim sunmakta hala. Bugün sizin için, bu heyecanlı bulanlar için özellikle Trump Towers 19. katta bir daireyi birlikte gezeceğiz, göreceğiz. Hello, merhaba, привет, bonjour, shalom. Merhaba, gördüğünüz gibi rengarenk bir gün geçiriyorum. Kendi kendime, kendi videolarımı dublaj yapıyorum. Bu da benim için ilk deneyim oldu. Bir ufak bir aksilik yaşadık. Mikrofon kayıttan çıkmış. Ben orada kendi kendime orada şarkılar, naralar atmışım. Peki bugün neredeyiz? Bugün İstanbul'un kalbi Mecidiyeköy'deyiz. Mecidiyeköy'ü size kısaca özetlemem gerekirse 7/24 çarpan insan kalbi gibi düşünün. Dım dım, dım dım, dım dım. Sabah akşam insan trafiği var, sabah akşam ulaşım var, metro var, metrobüs var, iş çıkışı var, işe gidiş var. Avrupa'nın bile kalbi diyebilirim Mecidiyeköy için. Günde ortalama 4-5 milyon insanın geçtiği bir bölge. Peki bu kalabalıkta biz ne yapıyoruz? Şu anda Trump Towers'a bakıyoruz. Bugün size Trump Towers'da 19. kattaki dairenin sunumunu gerçekleştireceğim. Trump Towers'la ilgili genel özelliklerden bahsedeceğim. Trump Towers'da görüşürüz. Nasıl gidiyor? Çok sıcak değil mi? Şu anda tatildeyseniz sakın dönmeyin İstanbul'a. Gerçekten çok sıcak var. Ben sizin yerinize geziyorum işte İstanbul'da. Ne istiyorsunuz? Wow. Şuraya doğru. İnanılmaz bakıyor. Gördüydüm canım. Wow. İnsan birbirine çarpmamak için 7 tane göze ihtiyacı olması lazım burada. Hop. Eğer o dairede yaşıyorsan tabii ki de bu yolu yürümek zorunda değilsin. Özel aracınla hemen otoparka giriş yap. Çünkü bu kalabalığa girmek delice, çılgınca. Bir yandan da girin enerjik, enerjisi yüksek. Akşam 10'da da gelsen bu şekilde kalabalık zaten. İş çıkış saatlerinde inanılmaz. Belki burada günde 3-4 milyon insan, belki daha fazla 5 milyon insan bu kaldırımları yürüyor, bu ulaşım ağlarını kullanıyor. İstanbul'un kalbi boşuna dememişler. Mecidiyeköy. Dairede görüşürüz. Arkadaşlar, size tek bir kelime söyleyeceğim. Make America Great Again. Trump Towers'daki diğer özellikleri de ben size bahsedeyim buraya bu kata gelmişken. Çok güzel bir kapalı otoparkımız var. Her daireye ait bir araçlık otopark. Yani burada yaşıyorsan bir aracını çok güzel park edip hemen bu bulunduğu 19. kattaki asansörden çıkıp daireye doğru yürüyüş yapıp dairenize giriş yapabilirsiniz. Güzel bir fitness salonumuz var, kapalı havuzumuz var. Bir de lounge kısmımız var. Orada da butik bir restoran var. Ofis ve residence blokların haricinde bir de en alt katında 4 kattan oluşan AVM kısmımız var. Bütün ihtiyaçlarınızı orada giderebilirsiniz. Terzi dahi var. Asansör 1 dakikada falan iniyor. 2 dakikada. Bayağı hızlı burun asansörleri bu arada. Hemen AVM'ye girip alışverişini yapıp yukarıya çıkabilirsiniz. Şimdi de daireye giriyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık anahtar devrine son. Kredi kartlarınızın yanında dairenin anahtarını bu şekilde gezebilirsiniz. Daireye girdim. Şu anda da beni çok güzel bir antresi karşılıyor. Geniş bir holümüz var. Hemen burada bir tane depo alanımız var. Ve hemen sağ tarafta da çok güzel bir mutfağımız var. İsterseniz ilk önce mutfaktan başlayalım. Yemek ve mutfak ve kahve vazgeçilmezim. Nerede kahve içebilirim diye hemen gözüme kestireceğim alanlar bakıyorum. Sabahları kesinlikle ve kesinlikle filtre kahve makinemi çalıştırıp kahvemi alıp buraya gelirdim. Şu güzel İstanbul manzarasına bir bakardım. Ondan sonra da içime gücüme bakardım gerçekten. İnanılmaz güzel bir manzara var. Tabii yani yerden yüksekte olduğunuz için kendinizi bayağı değişik hissedebiliyorsunuz. Yükseklik korkunuz varsa bile burada yenersiniz o yükseklik korkunuzu, öyle söyleyeyim. Aynı zamanda da camlar burada açılmadığı için sadece vasistas ve havalandırmayı, gömülü sistemleri kullanabiliyorsunuz. O yüzden herhangi bir sıkıntılı durumda aşağı atlamanıza engel teşkil ediyor. Aşağı atlayamazsın yani. İntihar edemezsin yani burada. Evet, evin en güzel alanlarından bir tanesindeyiz arkadaşlar. Şu anda evin salonundayız. İnanılmaz büyük bir salona sahip. Burası
Yaklaşık olarak 70-75 metrekare bir salon hacmine sahip. Kare şeklinde bir salon. Şu anda dairede eşyalarımız yok. Onun nedenini ben size söyleyeyim. Kiracımız bir hafta önce çıkış yaptı buradan. Ardından da dairenin boyası yapıldı. Pazarlamaya hazır hale getirildi. Benim bugün burada bulunma amaçlarından bir tanesi de o. Dairenin boyasını pazarlamaya uygun hale gelip gelmediğini kontrol etmek. Şimdi gözlerinizi dört açın. Bu evin asıl en önemli özelliğine birlikte bakalım İstanbul manzarasına. Trump Towers 39 katlı residence ve 37 katlı ofis bloğundan oluşan hem ofis hem AVM şeklinde karma bir proje. 15. ve üstleri katlarından itibaren İstanbul Boğazı ayaklarınızın altında. Şu manzaraya uyandığınızı bir düşünün. Bir kalktığınızı bir düşünün. İşe gitmeden önce şu İstanbul'u bir izlediğinizi düşünün tekrardan. Bence süper enerji verici bir olay olabilir. Bir deniz manzarası var. Diğer şehrin Anadolu yakası, Avrupa yakasının büyük bir kısmını yine buradan görebiliyorsunuz. İstanbul'un en önemli ulaşım ağlarından bir tanesi metrobüs hattının hemen yanı başında metro hattının dibinde bulunuyor olması. Ama burada yaşıyorsunuz arkadaşlar, metrobüse bineceğinizi pek zannetmiyorum. Ama buradan metrobüse binenleri ya da kaç tane metrobüs geçtiğini tüm gün sayabilirsiniz. Böyle bir hobiniz varsa. Ayrılmak istemiyorsunuz. Ben de hala baka kalıyorum şu manzara karşısında. Baksana ya, inanılmaz güzel ya. Evet, biraz odalara bakalım isterseniz. Burada bir tane ortak banyomuz var. Şu an elektrikler kapalı olduğu için pek gösteremiyorum size. Tüm duvar taş mermerden yapılmış. Yerler de keza öyle. Tam tuvaletin karşısındaki odada başka bir odamız var. Buraya çalışma odası yapabilirsiniz kendinize. Misafir odası yapabilirsiniz, yatak atıp kullanabilirsiniz. Ben olsam büyük ihtimalle buraya çalışma odası yapardım. Biliyorsunuz şu anda yine pandemi dönemi. Bu tarz yerler önemli. Burası oturma odasına da çok uygun. PlayStation'ı al, televizyonunu kur buraya. Tüm gününü burada geçir. O kadar keyifli bir alan. Aynı zamanda burada otururken de bu İstanbul manzarasını güzelce izleyebilirsin. Bu arada tavanlarımız bayağı yüksek. Benim boyum şu anda 1.80, yani 1.79, 1.80. Ben kendimi bayağı küçük hissediyorum burada. Banyolu yatak odası kısmımıza geldiğimizde yine burada az önceki banyonun daha büyük bir versiyonu var. Burada iki tane ayrı musluk, bir tane yine küvetimiz ve klozetimiz var. Banyonun hemen karşısında da giyme odası olarak dizayn edilmiş bir odamız var. Kıyafetleriniz çoksa bu odanın metrekaresi sizin ihtiyaçlarınızı güzelce karşılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapaklı dolabı buraya çok rahat sığdırabilirsiniz karşılıklı. Sabah geldin, işe gideceksin, dolabı açtın, şu manzara karşısında gömleğini ilikledin veya eteğini giydin, pantolonunu giydin. Bu manzarada giyindiğini bir hayal et. Ne değişik bir tecrübe olurdu değil mi? Hiç böyle bir şey tecrübe etmedim daha önce. Peki evin yatak odası neresi diye hala merak ediyorsunuz biliyorum. Alın işte, yatak odasındayız. Odasının 2-3 katı büyüklüğünde bir yatak odası. Ev sahibimizin buraya özel yaptırdığı bir giyme dolabımız var. Az önceki giyme odası gerçekten size yetmezse burayı da kullanabilirsin. Zaten ana olarak burayı kullanın, ikinci olarak orayı yapın. Ben takım elbiselerimi buraya dizerdim. İstanbul manzarası yine enerjik. İstanbul biliyorsunuz dünyanın en enerjik şehirlerinden bir tanesi. Gecesi gündüzü ayrı hareketli. Her zaman dikkatli olmalı. Aynı zamanda da bu hayatın tadını çıkarmanız gerekiyor. Burası da öyle bir yatak odası işte. Ah, bir dakika. Zengin kız fakir olan, fakir kız zengin olan. Holding sahibiyim ama hiç işe gitmiyorum, çalışmıyorum. Lüks arabalarla kızları gezdiriyorum, alıyorum, aşk yaşıyorum bilmem ne falan. Ama hiç işe gitmeyen bir hayat, değil mi? Tamam. Ne kadar saçma. Çok sinir oluyorum ben onlara ya. Oh, boşalttım içimi. Peki bu evin aylık maliyeti ne? Bu şu anda benim portföyümde bulunan kiralık bir daire. Bugün burayı kiralamak isterseniz cebinizden çıkartacağınız rakam 16 bin Türk lirası olacak arkadaşlar. Ama gerçekten değecek. Neye değecek? İşte tam bu manzaraya değecek. Bence bu para verilir. Benim her zaman bir rezidansta yaşama hayalim var. Hatta bunun en üst katında yaşamak istiyorum. Bugün size burayı örnek olsun diye gösterdim. Beraber boyasını kontrol ettik. Trump Towers'da bir daire nasıl olur? Beraber buna baktık. Umarım beğenmişsinizdir daireyi. Belki hayal kurmuşsunuzdur. Burada yaşasam ne yapardım? Nerede çalışıyor olurdum? Hangi işi yapıyor olurdum? Ama ben size bir
şey söyleyeyim. Benim yaptığım iş de çok eğlenceli. Bunu bir düşünürseniz beni kesinlikle takipte kalmanız gerekiyor. Arada gün içerisinde neler yaptığımı, toplantılara nereye gittiğimi, kaç tane sunum yaptığımı, nasıl pazarlık yaptığımı size gösteren videolar atmayı planlıyorum. Ve bununla beraber de İstanbul'u benimle gezeceğinizi, benimle göreceğinizi garanti ediyorum size. Garanti ne ya? Hala satış yapıyor adam ya. Bununla birlikte İstanbul'un farklı farklı semtlerindeki en lüks gayrimenkulleri yine gezeceğiz. Peki bunu yapmanız için, benimle beraber gezmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Yorumlara da bir sonraki semt nerede olmasını istiyorsanız onu yazın. Zamanım olursa sizin yazdığınız semtleri de gezmek istiyorum. Merak ettiğiniz yerleri size göstermek isteyebilirim. Orada bir daire sunabilirim size. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.